Herkese merhabalar yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızda olacağız arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinin son konusuyla karşınızda olacağız yani fiziksel ve kimyasal değişimler diyeceğiz arkadaşlar tabii ki etkileşimlerle bunların arasındaki ilişkiyi de hep birlikte değerlendirmeye almış olacağız o zaman bakalım neler varmış. Konu başlıklarımız şöyle olacak arkadaşlar. Bağ enerjileri diyeceğiz ve bu bağ enerjileriyle aslında etkileşimlerin ilişkisini diyeceğiz. Daha doğrusu değişimlerin ve fiziksel ve kimyasal değişimleri e örnekler örnekleriyle birlikte birlikte değerlendirmeye almış olacağız arkadaşlar. Peki dersimizi tamamladığımız zaman neler kazanmış olacağız? Öncelikle tanecikler arası etkileşimlerle fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki ilişkiyi hep birlikte bir incelemiş olacağız arkadaşlar. Bunları öğreneceğiz. Ardından da fiziksel ve kimyasal değişimleri Günlük hayatımızdan da örnekler vereceğiz. Hangileri fizikseldir, hangi değişimler kimyasaldır. Bunları hep birlikte öğrenmiş olacağız ve tabii ki dersimizi tamamladığımız zaman da bizi ödevler bekliyor olacak. İlk ödevimiz sıfırdan dokuz'a kimya kitabından olacak arkadaşlar. Sayfa 134-142 arası bizim ödevimiz olacak. Kitabı neredeyse artık tamamlamış olacağız. Bayağı bir ilerlemiş olduk. Burada nasıl bir ödevlendirme bizi bekliyor arkadaşlar. Bu kitabımızda sol taraf bize konuyu anlatan, sağ taraf ise bununla ilgili öğrendik lerimizle ilgili bir sayfa dolusu soruyu bize soran bir kaynak var karşımızda. Arkadaşlar burayı tamamladığımız zaman tarama testleri karşımıza gelecek bölümü tamamladığımız için ve artık ünitenin sonunda olduğumuz için Tarama testlerinden sonra ünite testleri de yani bütününe genel bir bakış atmamızı sağlayan testler bizi bekleyecek. Ve sonraki dersimizde de tabii ki yeni ünitemize hep birlikte başlamış olacağız. Bu kaynağı tamamlamamız bizi ikinci kaynağımıza yani dinamo kimya kitabına götürecek. Burada da testray 22-24 arası ve tabii ki ünite testleri bizim ödevimiz olacak. Peki bu kaynakta nasıl bir ödevlendirme bizi bekliyor? Arkadaşlar bu kitabımızda da... ...her bir sayfada bir tane e, soru bizi bekliyor olacak, çözümlü örneğimiz olacak. Çözümlü örnekten sonra e, alt tarafında hemen dört tane soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Bu şekilde aslında e, çözümlü örnek ve kendi soruları tamamladığımız zaman konuyu öğrenmiş olacağız. Ve bölümü tamamladığımız zaman tarama testleri bizi bekliyor olacak. Bu kitabın özelliği nedir peki? Tarama testleri bittikten sonra ünite tekrar testleri bizi bekliyor olacak. Onları tamamladığımız zaman fen lisesi... Burada okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz olacak. ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir testimiz olacak. Ve son olarak en önemli kısmı yazılıya hazırlık tipinde sorular bizi bir test içerisinde bekliyor olacak. Bu kitabımızı da tamamladığımız zaman konuda baya bir ilerlemiş olacağız. Ve her iki kitabımızda da arkadaşlar e, kare kodlarımız mevcut. Takıldığımız herhangi bir soru için video çözümüne gidebilir ve eksiklerimizi giderebiliriz. O zaman ödevlerimizi de aldığımıza göre haydi bakalım neler varmış. Arkadaşlar etkileşimleri sınıflandırırken güçlü ve zayıf etkileşimler olarak sınıflandırmıştık iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağın güçlü yani kimyasal bağlar olduğunu, Van der Waals ve hidrojen bağlarının ise zayıf yani fiziksel bağlar olduğunu değerlendirmiştik. Ve demiştik ki 40 kilo jül bölü mol gibi bir ara değerimiz var. Bunun üzerindeki etkileşimler aslında güçlü yani kimyasal bağlardır. Bunun altındaki etkileşimler de fiziksel yani zayıf etkileşimler özelliğini gösterecektir arkadaşlar. Bak kimyasal ve fiziksel isimleri aslında değişimleri de bize simgeler. Çünkü demek ki 40 kJ bölü molden büyük bir enerjiyle gerçekleşen değişimler kimyasal değişimdir ve güçlü etkileşimlerden birinde kırılmaya da oluşma vardır. Eğer bundan daha düşük bir enerjiyle gerçekleşiyorsa değişim bu zayıf etkileşimlerin kırılıp ya da oluştuğunu dolayısıyla burada fiziksel bir değişim olduğunu bize gösterecektir arkadaşlar. Şimdi değişimi kimyasal ve fiziksel olarak değerlendirmeye aldığımız zaman kimyasal bir değişim gerçekleştiği zaman maddede ne gibi değişimler oluyor onun üzerine konuşacak olursak. Arkadaşlar dedik ki 40 kilo jül bölü molden daha yüksek bir enerji değişimi olacak ki biz ona kimyasal diyelim. Ve dolayısıyla da güçlü etkileşimlerden birinin kırılmasını ya da oluşmasını bekliyoruz. Şimdi güçlü bir etkileşim kırılıp oluşuyorsa yanında oluşan zayıf etkileşimi de zaten etkileyecektir. Ama fiziksel bir değişim varsa burada kimyasal bağlarda yani güçlü etkileşimlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı için sadece zayıf etkileşim bunun etkilenecektir, değişim gösterecektir. Kimyasal bir değişimde iç yapı değişir. Yani molekülün yapısı bir kere değişir. Dolayısıyla iç yapı değiştiği için dış yapı da onunla birlikte otomatikman değişir. Ama fiziksel değişimlerde iç yapıda herhangi bir değişiklik olmazken sadece dış yapı yani görüntüde bir değişiklik olmasını bekleriz. Kimyasal değişimlerde yepyeni türler oluşmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani molekül yapısı işte parçalanıp farklı iki molekül oluşturabilir ya da iki tane molekül birleşip yepyeni bir molekül oluşturabilir. Bu kimyasal değişime delalet eder. Ama türlerin korunduğu değişimlere fiziksel değişim denir. Yani molekülün yapısında hiçbir değişiklik yok. Sadece molekülün etrafındaki o zayıf etkileşimlerde bir değişim olacağı için tür olduğu gibi kalmış olacak. Elektron düzeni, elektron alışverişi gerçekleşebilir. Elektron düzeninde gerçekleşen değişim bunun kimyasal bir değişim olduğunu bize gösterir. Ama fiziksel değişimlerde elektron düzeninin de korunmasını bekleriz. Tabii ki arkadaşlar e, kimyasal türler korunduğu için. Bağ yapısında bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Kovalent bağ kırılıp yerine yeni bir kovalent bağ oluşabilir. Ya da kovalent bağ komple ortadan kalkabilir ya da ...iyonik bağ kırılıp yerine kovalent bağ oluşabilir arkadaşlar yani bağ yapısında bir değişiklik olmasını bekliyoruz ama fiziksel bağ değişimlerde e, güçlü etkileşim yani kimyasal bağlarda hiçbir değişiklik olmayacak çünkü molekülün yapısı da olduğu gibi korunacak hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerin değişmesini bekliyoruz eğer kimyasal bir değişim söz konusuysa ancak fiziksel değişimlerde boyut değişebilir şekil değişebilir ya da hal değişimi olabilir ama e, iç yapıda gerçekleşecek bir değişim tabii ki fiziksel değişim de söz konusu olmayacak. Hemen o zaman bir tane soruyla şöyle az önceki cümlelerimizi netleştirelim arkadaşlar. Enerjiden bahsetmiştik ve demiştik ki enerji için bizim ara değerimiz 40 kilojül bölü moldür. Bak bu sayıyı unutmuyoruz arkadaşlar. 40 kilojül bölü mol. İster bu enerji değeri girenlerde ister ürünlerde olsun fark etmeyecek. Eğer 40'tan büyükse bu kimyasal bir değişimdir. Küçükse fiziksel bir değişim olmasını bekleyeceğiz. Bak. X ile Y birleşip Z'ye dönüşürken 480 kilojüllük bir enerjiyi dışarıdan almış. Girenlerdeymiş fark etmiyor. Enerji değeri 40'dan büyük olduğu için bu kimyasal bir değişim olacak. 280 kilojüllük bir enerji K ve L M'ye dönüşürken açığa çıkmış. Açığa çıkması olması bir şeyi değiştirmeyecek bizim için enerji değeri 40 kilojülden büyük olduğu için bu da kimyasal bir değişimdir. Bak A ve B C'ye dönüşürken Y 7 kilojüllük bir enerji almış dışarıdan alınan enerji 40'tan daha küçük olduğu için bunun fiziksel olduğunu ve benzer şekilde açığa çıkan enerjiyi ikiymiş yani 40'dan daha küçük olduğu için bunun fiziksel bir değişim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Soruda zaten fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğuna karar vermemizi istiyormuş. O zaman enerji değerinden yola çıkarak bizden böyle bir karar vermemizi istiyorsa bakacağımız nokta ne olacak? Enerjinin 40 kilojülden büyük ya da küçük olmasına karar vermemiz yeterli olacak. Peki günlük hayatımızdan örneklere geçecek olursak. <laughs> bir değişimin fiziksel mi kimyasal mı olduğuna karar verirken şunu diyeceğiz arkadaşlar. Eğer dedik ki fiziksel değişim sadece dış görünüşte meydana gelen bir değişiktir. E, molekül yapısında bir değişiklik beklemiyoruz. O zaman kesilme, kırılma, parçalanma, ezilme, aşınma gibi değişimlerin hepsi sadece dış yapıyı ilgilendirdiği için molekül yapısını etkilemediği için fiziksel değişim olarak karşımıza çıkacak. Ya da maddenin hal değişimi bak. Ne yapıyoruz? İşte katı haldeki su moleküllerini yani buzu sıvı hale getirdiğimizi varsayalım arkadaşlar. Şurada ya sadece S yazıyoruz. Molekülün yapısında bir değişiklik olmadı ki sadece katı halden sıvı hale geçti. Dolayısıyla arkadaşlar hal değişimi deyince bunun fiziksel olduğuna karar verebiliriz. Ama şuna dikkat. Bütün gördüğümüz işte erime, donma bunu gördüğümüz anda kesinlikle fizikseldir demeyeceğiz. E, gerçekleşen tepkimeye dikkat etmemiz gerekecek. Ee, mesela betonun donması diyorsa az sonra değerlendireceğiz orada donma kelimesini kullanması bunu gerçekten de bir hal değişimi olduğunu bize göstermiyor aslında. Öyle alışına gelmiş bir kullanıştır çünkü beton e, katılaşırken kimyasal bir değişiklik gerçekleştirir. İç yapısında gerçekleşen değişimler sayesinde katı hale geçer ve hani daha kolay aklımızda tutabilmemiz için belki şöyle düşünebiliriz geri dönüşü kolay olan yöntemler, değişimler genellikle fiziksel değişimlerdir. Geri dönüşü zor olan tepkimeler genellikle kimyasal değişimlerdir. Dolayısıyla beton katılaştıktan sonra sadece ısıtarak biz onu tekrardan sıvı hale eski döndüremediğimize göre burada gerçekleşen değişim demek ki bir hal değişimi değilmiş aslında. O yüzden kimyasal bir değişimmiş dememiz gerekecek. Çözünme olayı arkadaşlar bir maddeyi suyun içerisinde ya da herhangi bir çözücüde çözmemiz onun molekül yapısında bir değişime sebep olmuyor. Mesela e, alkolün CH3OH şeklinde suda çözündüğü tepkimi değerlendirecek olursak bak bu sıvı haldeyken biz bunu suyun içerisine attığımız zaman CH3OH aqua haline gelecek. Yani suda çözünmüş hale gelecek molekül yapısında iç yapısında hiçbir değişim olmadığı için çözünme olayında fiziksel değişim olarak kabul edeceğiz ama şuna dikkat yine burada. Bütün çözünme olaylarını fiziksel olarak almamızda doğru bir hamle olmayacak. İstisnaları değerlendirmemiz gerekecek. Benzer şekilde e, iyonik bileşiklerin suda çözünmesi de fizikseldir arkadaşlar. Mesela NaCl dedi. Bunu suyun içerisine attığımız zaman Na artı ve Cl eksi şeklinde iyonlarına ayrışıyor ama... ...burada da zaten iyon haldeydi. Sadece bu iyonlar birbirinden kopmuş oldu. Dolayısıyla e, iç yapıda bir değişiklik yok. O yüzden bu da fiziksel bir değişim. Ama bize derse ki mesela... E, karbondioksit'in suda çözünmesi. Arkadaşlar karbondioksit suyun içerisinde çözündüğü zaman karbonik asit oluşumuna sebep olur. Dolayısıyla bambaşka bir molekül ortaya çıktığı için bu çözünme olarak değerlendirilse bile kimyasal bir değişimdir, tamam mı? O yüzden çözünme demesi tek başına aslında fiziksel olduğuna karar vermemiz için yeterli değil. Çözünme olayları genellikle fizikseldir ama bazı istisnalar onu kimyasal yapar karşımıza çıkacak en bilindik örneklerden birisi de bu olacak. Metallerin elektriği iletmesi arkadaşlar buna dikkat edeceğiz elektrik iletkenliğinde. Bak bunun karşısında tam çözeltilerin elektriği iletmesi dedik. Elektrik iletilmesi olayı her zaman fiziksel ya da her zaman kimyasaldır diye bir yorum yapamayız. Eğer elektriği ileten şey metalin kendisi ise yani yapısında hiçbir değişikliğe sebep olunmayan bir madde ise bu fizikseldir ama bir tuzlu suyun elektriği iletmesinden bahsediyorsan orada elektroliz olayı gerçekleştiği için elektrik iletildiği için onu kimyasal olarak almak zorundayız. Yani metalse fiziksel eğer çözeltiyse kimyasal değişimdir diyeceğiz. Ve bize ışığın kırılması, aynada görüntü oluşumu, işte gökkuşağı oluşumu gibi optik olaylardan bahsediyorsa burada hemen fizikseldir diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bütün optik olaylar, ışığa dair bütün olaylar fiziksel, özellik fiziksel değişim olarak değerlendirilecek. Kimyasallara geçecek olursak dedik ki maddenin iç yapısında bir değişim olması gerekiyor. Güçlü etkileşimlerde kırılma olması gerekiyor. O zaman yanma olayı dediğimiz şey herhangi bir maddenin oksijenle tepkimeye verip yap yeni bileşikler oluşturması olarak adlandırıldığı için bütün yanma olaylarını arkadaşlar biz kimyasal değişim olarak gerçekleştireceğiz, tanımlayacağız. Buna doğrudan yanma olarak da yani bir kağıdın yanmasını da buraya örnek verebiliriz. Bir e, glikozun hücre içerisinde yanması da örnek verebiliriz ya da işte metallerin oksijenle tepkimesini de yine yanma olarak değerlendirebiliriz ki paslanma ve kararma olayları da aslında metallerin yanmasıdır çünkü oksijenle verdiği tepkimeler sonucunda oluşur bunları da kimyasal değişim olarak değerlendirmemiz gerekecek aynı zamanda vücudumuzda gerçekleşen metabolik olayları arkadaşlar solunum olayı Solunum aslında bir yanma olayıdır öyle değil mi? Bu yüzden onu da fiziksel değil kimyasal olarak değerlendirmemiz gerekecek ya da fotosentez olayında yepyeni kimyasal türler ortaya çıkıyor. Sonuç itibariyle karbondioksit su ile tepkimeye giriyor ve sonuç olarak glikoz oluşturuyor. Bambaşka bir kimyasal tür ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o da kimyasal bir değişim. Ya da küflenme, yemeklerin pişmesi ya da mayalanma gibi olayların da tamamı yepyeni ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu için kimyasal değişimlere örnek olarak vereceğiz arkadaşlar. Bunları aklımızda tutmamızda çok büyük faydalar var tabii ki. Hemen mesela bir örnek çözelim. Yukarıda verilen olayların fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğunu belirtiniz diyor. Buna biz karar vereceğiz arkadaşlar. Hangisiymiş? Mesela peynirin küflenmesi diyor. Ne dedik az önce? Küflenme olayları maddenin iç yapısında değişikliklere sebep olduğu için kimyasal olacak. Burada peynir ya da herhangi bir şey söyleyebilirdi. Bir elmanın küflenmesi de aynı şekilde kimyasaldı ve bunun geri dönüşü de artık olmadığı için onun kimyasal olduğuna kesin bir şekilde karar verebiliriz. Ya da bütün mayalanma olaylarına kimyasal demiştik. Dolayısıyla yoğurdun mayalanması da buna dahil edilecek arkadaşlar. Yoğurt mayalandıktan sonra hadi tekrardan bunu süte dönüştürelim diyemiyoruz. Dolayısıyla bu onun kimyasal bir değişim olduğunu bize gösteriyor. Merceğin ışığı kırması Arkadaşlar ışık diyor yani optik bir olay var optik olayların hepsi için fizikseldir demiştik bakır telin elektriği iletmesi bak bakır tel nedir arkadaşlar bir metaldir ve dedik ki metallerin elektriği iletmesi fiziksel değişimlerdir ama bir sonraki soruda deniz suyunun elektriği iletmesi diyor yani bir çözelti var elimizde çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasal değişimler oluyordu çünkü burada elektroliz olayı oluyordu yani iç yapıda değişimler gerçekleşiyordu. <laughs> Başka bir soruya gelecek olursak aşağıdaki değişimlerin hangilerinde yeni türlerin oluşması beklenir? Bak doğrudan bize de fiziksel ya da kimyasaldır dememiş. Yeni türler oluşması demiş. Bu ne demek arkadaşlar? Tepkimelerden hangileri kimyasal değişimdir demek oluyor. Çünkü yeni türler kimyasal değişimlerde ortaya çıkıyordu. Kağıdın yırtılması fiziksel bir değişimdi. Dolayısıyla burada yeni bir tür oluşmasını beklemeyeceğiz. Yırtılma, kırılma, parçalanma bunların hepsi fizikseldir demiştik alaşım üretimi bak alaşımlar nasıl üretilir? İki tane metali eritir birbiriyle karıştırırsın arkadaşlar. Sabit bir oran yok belli bir oranda kendi belirlediğin herhangi bir oranda karıştırabilirsin. Dolayısıyla alaşım bir bileşik oluşumuyla sonuçlanmaz. Yani bir karışımdır alt üstü. Dolayısıyla maddenin iç yapısında bir değişiklik meydana gelmez. O zaman bu bir aslında çözünme olayıdır ve çözünme olaylarına ne demiştik? Fizikseldir dolayısıyla burada yeni bir kimyasal tür ortaya çıkmadı sadece bir karışım oluştu. Betonun donması az önce bunu söyledik arkadaşlar. Donma demesi bunun bir hal değişimi olduğunu aslında göstermiyor. Burada yepyeni türler ortaya çıktığı için yeni bir madde yeni bir katı form ortaya çıkmış oluyor. Burada o zaman değişim kimyasaldır yani yeni türler ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Odunun yanması arkadaşlar yanma diyorsa kimyasaldır. Dolayısıyla yeni türler ortaya çıkmıştır. Hatta odunun yanmasından açığa karbondioksit gazının çıktığında mesela gayet iyi biliyoruz. Demir çubuğun ele elektriği iletmesi arkadaşlar metal var. Metallerin elektriği iletmesi fizikseldi. Fiziksel değişimlerde yeni türlerin oluşmasını beklemiyoruz. Ama deniz suyunun elektriği iletmesini diyorsa çözeltiler. Çözeltilerin elektriği iletmesi sonucunda kimyasal bir değişim gerçekleşiyordu. Bu ortaya yeni türlerin çıkmasından kaynaklanıyordu arkadaşlar. Ne dedik? Elektroliz olayı oluyor. Atıyorum sodyum klorür çözeltisinin elektriği iletmesini bekliyorsak sodyum ve klor ortaya çıkacaktır buradan. Yani yeni türler oluşacaktır element halde. Hemen başka bir soruyla biraz daha iyi anlayalım bu mevzuyu. Aşağıdaki değişimlerden hangilerinde enerji değişiminin 40 kilojül bölü molden fazla olması beklenir. Arkadaşlar ne diyor bize? 40 kilo jül bölü molden fazla. Bu ne demektir? Değişimin kimyasal olduğunu bize sormuş oluyor aslında. Hangi değişim kimyasaldır? Çünkü 40 kilo küçükse fiziksel, büyükse kimyasaldır diyorduk. Üzümden sirke elde etmesi. Arkadaşlar üzümün sirkeye dönüşmesi aslında bir mayalanma olayı sonuç itibariyle. Ve mayalanma olaylarının hepsinin kimyasal olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu değişim kimyasal olduğu için 40 kilojülden daha büyük bir enerji olmasını bekliyoruz ya da sütten peynir eldesi bu da yine mayalanma. O zaman kimyasal kimyasal olduğu için bunu da işaretlememiz gerekecek. Aynada görüntü oluşumu optik bir olay ve ne dedik optik olayların tamamı fizikseldir. Dolayısıyla enerji değişimi de 40 kJ bölü molden daha küçük olmalıdır. Saf suyun hidrojen ve oksijen ayrışması arkadaşlar nasıl bir tepkimeden bahsediyor? Bak su var elimizde ürün olarak H2 ve O2 açığa çıkmış olacak öyle değil mi? Dolayısıyla yepyeni türler var. Yeni türlerin oluşması bu değişimin kimyasal olduğunu gösteriyordu. Ve kimyasal değişimlerde enerji 40 kilojül bölü molden daha büyük olması gerekiyordu. Metallerin paslanması paslanma diyorsa bu değişim kimyasaldır. Dolayısıyla enerji değişimi büyüktür. Hatta dedi ki paslanma olayları da aslında ya da kararma olayları maddenin yanması sonucunda oluşuyordur. Oksijenle tepkimesi sonucu oluşuyordur. Karbondioksit gazının suda çözünmesi bak az önce verdiğimiz örnek arkadaşlar çözünme olaylarını genellikle fiziksel kategorisine alıyorduk ama karbondioksitin suyun içerisinde çözünmesi aslında bir tepkime ile gerçekleşir ve bu tepkime kimyasal bir olay sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla kimyasal olduğu için enerji değeri de 40 kilojül bölü molden daha büyük olmalıdır. Şekerin suda çözülmesine gelecek olursak arkadaşlar bu değişim fiziksel molekül yapısında hiçbir değişiklik yok. O yüzden fiziksel değişim olduğu için enerji değeri de 40 kilojül bölü molden daha küçük olacak. Hatırlayalım karbondioksitin suda çözülmesi için dedik ki bak burada bir tepkime gerçekleşir ve H2CO3 molekülleri oluşur. Yepyeni bir tür var ortada ama şekerin suda çözülmesi C6H12O6 yani katı haldeki glikoz moleküllerinin yine C6H12O6 suda çözülmüş haline dönüşmesi tepkimesidir. Dolayısıyla burada tabii ki fiziksel bir değişim bekliyoruz. O zaman konumuzu güzelce bitirdiğimize göre nelerden bahsettik? Bağ enerjilerinden bahsettik. Buradaki en önemli değerimiz 40 kilojül bölü moldü. Ardından fiziksel ve kimyasal değişimleri hem örnekleriyle değerlendirdik hem de e, bu değişimlerin temel özellikleri nelerdir? Bunlar üzerine konuştuk ve günlük hayatımızdan da birçok örnek verdik istisnalarıyla birlikte. Orada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Karbondioksitin çözünmesi olayı mesela karşımıza çıkabilir ya da betonun donma olayı karşımıza çıkabilir. Bunlara dikkat etmemizde fayda olacak. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki. Ödül soruları cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı tabii ki ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde burada tekrar görüşmek üzere.